Selamlar sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere Xiaomi 12T Pro ile beraberiz. Bu videoda böyle kısa bir inceleme gibisi değildi arkadaşlar. Bu telefonu hangi açılardan almalısınız, almamalısınız gibi bir video yapacağım. Benim videoları biliyorsunuz az çok videograf olarak çok çok iyi olmaz görsel anlamda. Ancak arkadaşlar bilgilendirme açısından bu telefonu almalı mısınız almamalı mısınız videonun sonunda kesinlikle aklınızda soru işareti kalmayacak çat 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 her şeyi söyleyeceğim bu cihazın burası iyi burası kötü gibi gibi yorumlarda bulunacağım o zaman videoya geçelim. Sevgili dostlar bu cihazı incelemeden önce sizi bir konuda aydınlatmak istiyorum. T serisi ne anlama geliyor? Çünkü bunu anlarsanız videonun çoğunu anlamış olacaksınız. Şöyle mi 9T, 10T, 11T gibi gibi cihazlar var. Bu da 12T Pro biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mi T serisinde ne amaçlıyor? Bunu bilmek lazım. T serisi cihazlarda arkadaşlar ne amaçlanıyor? Telefonun işte çok gereksinim duyulmayan işte can yakmayacak daha doğrusu yerlerinden kırparak arkadaşlar size o gün en iyi performansı sunacak cihazları üretiyor Xiaomi. Yani işte telefonun ikinci üçüncü kameralarından kırpıyor mesela ana kameradan çok kırpmıyor. İşte malzeme kalitesinden kırpıyor. Onun dışında ne diyeyim? Kablosuz şarj özelliğini kaldırıyor. Ancak arkadaşlar bunlar çok can yakmıyor. Ve bu sayede telefonun fiyatı indirgeniyor. Yani amiral gemisi katili dediğimiz cihazlar oluşuyor. Yani amiral gemisi performansını daha düşük fiyatlara verecek cihazlar oluşturuluyor. Tüm markalar bunu yapıyor. Xiaomi de T serisi altında bunu yapıyor. Bu cihazdan bahsedecek olursak, mesela 12'ye göre mesela Xiaomi 12'ye göre kamerası birazcık daha kötü. İkinci, üçüncü kameralarda dahil. 200 megapiksel olayına aldırmayın. Biliyorsunuz megapiksel bu dönemde Biliyorsunuz ki megapiksel zaten pek bir şey ifade etmiyor. Yıl olmuş 2023 bunu bilseniz iyi olur. Abi 200 megapiksel harika çeker ya gibi izlenime kapılmayın. Ben zaten yani yıllardır söylüyorum bunu. Lise yıllarımdan beri megapiksel arkadaşlar çok önemli bir şey değil. Önemli olduğu yanları var. Buna da bahsedeceğim. Mesela 12'ye 12'ye göre mesela kamerası birazcık daha kötü. Malzeme kalitesi indirgenmiş. Onun dışında mesela ekran kalitesi birazcık daha kötü. Kablosuz şarjı yok gibi özellikle var. 12'den iyi olan yanı da ne? İşlemcisi daha iyi. Daha sonra çıktığı için daha yeni işlemci koyulmuş. Şimdi Xiaomi 12T Pro'dan devam edelim. Diğer cihazlara aldırmadan anlama geldiğini anlatmış olduk bu T serisinin. Şimdi bu cihazın tasarımdan başlayacak olsak. Tasarımda zaten az önce söyledik. Tasarım arkadaşlar arkası da yanlarda arkadaşlar plastik. Anca plastik hissettirmiyor sevgili dostlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Cihazın arkası arkadaşlar gerçekten çok güzel hissediyor. Pürüzsüz bir hissiyat var ve mat bir arkası bulunmakta. Yani parmak izi hiçbir şekilde bırakmıyor. Eliniz nemli ya da ıslak değilse parmak izi bırakmayacağından emin olabilirsiniz. Söyle hatta yanlarına bakalım. Parmak izi görün üzere gözükmüyor. Diğer cihaz diğer renklerinde mat olduğunu düşünüyorum. Ancak kullanmadan yorum yapamayacağım görün üzere. Yanlarda plastik ancak yine dediğim gibi kötü bir hissiyat bırakmıyor. Yani telefonu elinize alınca hem hafif arkadaşlar hem ince bir telefon karşınızda çıkıyor. Gör, şöyle de gösterelim. Arkada yine kamera kısmımız şöyle 12 serisinde benziyor. Daha çok köşeli bir tasarım kullanılmış. Kimisi sever, kimisi sevmez. Bence nötr. Yani çok beğendim de diyemem. Kötü de diyemem. Telefonumuzun sağ tarafı bu kısımda. Hatta şurada kamera çıkıntısını da görebiliyoruz. 12 Pardon 200 megapiksel kameramız bir tık daha çıkıntı yapmış. Diğer kameraları şu şekilde koymuşlar gördüğünüz üzere. Sağ tarafımızda ses kısma, açma ve güç tuşumuz bulunmakta. Sağ tarafta parmak izi okuyucusu yok. Parmak izi okuyucumuz nerede? Önde ekranı zaten göstereceğiz. Üst kısımda sevgili dostlar gördüğünüz üzere neyimiz bulunmakta? Bir adet kızılötesi ışığımız yani telefonu kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Bir adet mikrofonumuz bulunmakta. Harman Kardon ve hoparlörlerimiz de bulunmakta. Hem üstte hem altta stereo olarak çok güzel bir ses veriyor cihaz. Bundan bahsetmek istiyorum. Ayrıca Dolby de var telefonla. Sol tarafta telefonu hiçbir şey bulunmamakta. Alt tarafa geçiyoruz. Hemen altımıza çift sim girişimiz bulunmakta. Yani telefonumuz çift sim kullanılabiliyor. Bunun dışında USB Type-C portumuz bulunmakta. Buradan da telefon arkadaşlar 120 watt hızında 19 dakikada sıfırdan 100'e şarj olabiliyor. Gerçekten çok güzel şarj hızı. Bundan da bahsedeceğim birazcık. Mikrofonumuz bulunmakta yine ve hoparlörümüz tekrardan bulunmakta. Telefon arkadaşlar bu şekilde. Tasarım ön kısmımızda da 6.67 inç artık bir Xiaomi klasiği olmuş şöyle odamızı yapalım 6.67 inç büyüklüğünde amoled bir ekranımız bulunmakta ekran orta üst düzey bir ekran bundan bahsetmek istiyorum yani ekran sizi kesinlikle üzmez böyle arşada çıkarmaz ancak güneş altında vesaire güzel bir şekilde gözüküyor bundan bahsetmek istiyorum bunun dışında hazır demişken telefona bağlantı mağlantı bunlar fuzuli şeyler bahsetmek istemiyorum çünkü niye? Arkadaşlar yani son çıkan telefon ne koyacaklar? Wi-Fi 5 mi koyacaklar? Yani Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 vesaire vesaire hepsinin son sürümü de bu telefonda mevcut. Onlar tek tek saymaya gerek yok. Şimdi parmak izi okuyucusu olarak da bahsetmek istiyorum. Mi 11 Ultra'ya göre bir tık daha hızlı parmak izi okuyucusu bulunmakta. Parmak izi okuyucusunu geliştirmişler. Belki işlemciden dolayı da birazcık daha hızlı olabilir. Ancak sanmıyorum. Bir gelişme bulunmakta. Şu anda şöyle hızlıca basalım. Görünce de parmak izini hemen okuyor ve yanılmada pek bulunmamakta. Parmak izi okuyucusu olarak gayet hızlı. Tek beğenmediğim kısım ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Parmak izi okuyucunu şuraya değil de Mi 11 Ultra'da ya da işte diğer cihazlar gibi şuraya alsalar birazcık daha iyi olur. Çünkü tek elle kullanım açısından şöyle yapmak zorunda kalıyoruz ve birazcık tehlike oluşturuyor. Şurada daha rahat. Onu söylemek istiyorum. Belki alışkanlık meselesidir. Bunun yanında da bir Xiaomi klasiği yüz tanımada mevcut. Çok hızlı bir şekilde yüz okuyor. Zaten yani tüm Xiaomi cihazlar bunu yapıyor. Söylemeye gerek yok. Telefon ekrandan bahsetmişken ekran kasa oranından da bahsedelim. Ekran kasa oranı olarak da gayet tatmin edici bir ekran kasa oranı var arkadaşlar. Ya çerçevelerimiz gayet arkadaşlar ince ya sağdan soldan da görünümü arkadaşlar çok güzel. Yani ekran açısından 10 üzerinden 8'i çok rahat bir şekilde alır bu fiyat bandında. Sevgili dostlar kamera kısmından bahsetmek istiyorum. Sıra geldi kamera kısmına. Kamera kısmında ben çok doluyum bunu söylemek istiyorum ilk başta. 11 Ultra'dan sonra kullanmış olmamdan kaynaklanmaya diğer cihazlarla karşılaştırdım. Kamera kısmında arkadaşlar bu cihaz bence fiyat bandı bu fiyat bandında sınıfta kalıyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ama abi 200 megapiksel diyeceksiniz. Abi 200 megapiksel bir şey ifade etmiyor. Megapiksel arkadaşlar yarışlarını artık telefonlar bıraktı. Tamam 200 megapiksel çekiyor mu? Çekiyor. Onda yalan yok. Hatta denedim. Fotoğrafı zoom yapıyorum yapıyorum kaliteyi bozmuyor. O açıdan güzel. Ancak arkadaşlar renk üretimi ters ışıkta patlamaması işte renk genel olarak renklerde ya bir soğukluk ya bir sıcaklık oluyor genelde bir soğukluk var arkadaşlar renklerde renkleri kesinlikle beğenmedim ve bazı açılarda arkadaşlar kumlanma oluyor cihazda anlam veremediğim bir şekilde bana göre bu sevgili dostlar yazımsal bir sıkıntı gibi duruyor. Yani inşallah yazımsal bir sıkıntıdır deyip geçiyorum. Onun dışında OIS güzel çalışıyor ve çift LED flash'ımızda bulunmakta artık bu yanlardan övüneceğiz. Bak kamerası kötü mü? Fiyat bandına göre kötü. Bunu söylediğimi de kesinlikle unutmayın. şimdi telefon ön kamerasına gelecek olsak ön kamerası da tam aksine arkadaşlar. Ben de Xiaomi'ye göre çok güzel Xiaomi biliyorsunuz ki ön kamerayı çok fazla önemsemiyor. Hatta şöyle bir video çekeyim, at fotoğraf çekeyim hatta ters çıkayım şu an. Arka camdan görürsünüz. Arkadaşlar ön kamerası da tam aksine arkadaşlar güzel. Fotoğraflar çekmekte ön kamerasının fotoğrafını gerçekten beğeniyorum. Yani diğer Xiaomi Mi 11 Ultra'ya göre mesela arkadaşlar daha iyi bir ön kamerası bulunmakta. Ha çok iyi mi arkadaşlar ön kamerası yine çok iyi değil ancak kötü de değil yani ön kamera hayal kırıklığına uğratmadı beni. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Sevgili dostlar video anlamında da 4K 60 FPS 8K 24 FPS kayıt yapmakta arkadaşlar. Yine bir Xiaomi klasiği olarak ön kameramızda 1080p 60 FPS'in üstüne çıkamıyoruz. Bundan da bahsedeyim. Yani bu açıdan kötü ancak dediğim gibi normal video açısından çok da hayal kırıklığına uğratmayacak bir cihaz. Sevgili dostlar 200 megapiksel kamerada nasıl açıyor? Şuradan daha kısmından Ultra HD'ye geliyoruz. 200 megapiksel yazısını aktive ediyoruz. Ve çektiğimiz gibi arkadaşlar fotoğrafı görüntüleyebiliyoruz. Bu açıdan da güzel. Sadece bir saniyelik bir işlemi yapıyor. Hatırlarsanız eski telefonlarda işte 108 megapikseller vesaire varken bunlar arkadaşlar işlemesi 5-6 saniye alıyordu. Bunda öyle bir durum yok. 200 megapikseli tak diye işliyor. O açıdan da gayet güzel söyleyebilirim. Yani telefon kısacası ön kamerası memnun eder. Arka kamerası arkadaşlar bu fiyat segmentinde sizi memnun etmez. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. 200 megapiksel çekiyor mu çekiyor ama renk vesaire memnun etmez abi. Bunu söylemek istiyorum. İnşallah yazım sağlıklı ve düzelir. Sevgili dostlar gel gelelim performansa. Performans konusunda arkadaşlar MIUI 13 olduğu halde arkadaşlar Cihaz çok hızlı bir şekilde aktığını söyleyebilirim arkadaşlar. Cihaz gerçekten akıyor, çok güzel bir şekilde performans veriyor. Aynı zamanda oyunlarda vesairede arkadaşlar. Snapdragon 8 Plus Gen 1'i bilirseniz bilirsiniz. 8 Plus Gen 1 arkadaşlar hem çok hızlı bir işlemci. Yani şu an 8 Gen 2 var en fazla. Onun 1.6 oluyor bu. Bir 1.6 da değil, birazcık altında kalıyor diyeyim. Yani hem çok hızlı bir işlemci hem de arkadaşlar telefonu çok fazla ısıtmıyor. Bu açıdan arkadaşlar geliştirilmiş bir işlemci. Biliyorsunuz 888 ve 8 Gen 1 ısınıyor. Hatta Mi 11 Ultra'da arkadaşlar videomda söylemiştim. Bu 888 açısından 12T Pro'da geride ama kamera açısından önde demiştim. 8 Plus Gen 1 işlem sayesinde arkadaşlar hem uzun uzun oyun oynarsınız hem de arkadaşlar FPS düşüşü vesaire yaşamazsınız. Yani o açıdan arkadaşlar cihaza tamamen güvenebilirsiniz. Telefon hem az ısınıyor hem uzun zaman gidebiliyor. Hem de arayüzde vesaire hiçbir şekilde zaten onlara kasma yaşamazsınız. Bunu da söylemek istiyorum. Yani performans anlamında cihaza %100 güvenebilirsiniz. Pil performansına gelecek olsak sevgili dostlar cihazın hem söylemiştim daha önce işlemsinden dolayı ısınma azalacak ve pil performans iyileşecek. Hem de arkadaşlar cihazın içinde 5000 mAh batarya bulunmakta. Bunu da bitirmek kolay değil. Yani batarya anlamda sizi gerçekten memnun edecek bir cihaz. Aynı zamanda telefonun bataryası bitti mi arkadaşlar? Direkt 120 watt adaptörümüzü alıyoruz. Ve telefonu sıfırdan 100'e 19 dakikada hadi bilemedin 20 dakikada şarj edebiliyoruz. Ben bizzat deneyimledim. Gerçekten yani canavar çok hızlı bir şekilde cihaz şarj oluyor. Hatta ben merak ettim. ilk defa bir 120 watt cihaz kullandım. merak ettim. Dedim ki bu cihaz yani 120 watt oluyor da ısınmıyor mu dedim. Ama arkadaşlar ne adaptör ne de arkadaşlar telefon çok fazla ısınmadı. Hatta Mi 11 Ultra'dan daha az ısındı. Mi 11 Ultra'da 67 W var biliyorsunuz. Yani çok az bir ısınma var. O da zaten tüm cihazlar şarjdayken oluyor. Bunu da zaten biliyorsunuz. Yani 120 W'ın zaten bir tehlikesi yok. O şöyle telefonlar patlıyor diye haberler çıkardı biliyorsunuz. Yani 120 W'a güvenebilirsiniz. Biliyorsunuz bir de şunu da söylemek istiyorum. 19 dakikada %100 şarj oluyor dedik ya sıfırdan yüze. Yani ilk yüzdeler daha hızlı oluyor. Bununla biliyorsunuz gitgide cihaz hızını kısıyor şarjın. Mesela ilk %55 dakikadan kısa bir sürede olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Yani cihazı %10 şarjım var. Gidip bir 5 dakika prize takayım %60 olsun gibisinden de düşünebilirsiniz. O açıdan da sizi çok memnun eder. Şimdi videonun sonu sonuca gelelim sevgili dostlar. Bu telefonu alacaksanız arka kamerası dışında, arka kameraları dışında herhangi bir özelliği konusunda arkadaşlar bu telefona arkanızı dayayabilirsiniz. Yani yaslayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir telefon. Tek eksisi kameralar arkadaşlar. Arka kameraları eksisi. Onun dışında işte telefonum hızlı olsun. Bataryası az bitsin. Telefonum ısınmasın. Sesi güzel çıksın. işte parmak izi okuyucusu ekranda olsun. Hızlı olsun. Hızlı şarj olsun gibi gibi. Zaten bu başka bir şey de kalmıyor zaten gibi gibi özelliklerin hepsini arkadaşlar bu telefona rahat bir şekilde arkanızı yaslayabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ederim. Ama arkadaşlar kamera iyi olsun diyorsanız kusura bakmayın başka bir telefon alın. Bunu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.